Elini sokarsan kesin tetiklenecek. Ha O dur zaman içine değecek. almış onu. Değecek. Gelecek herhalde. Hadi. Hadi karınca. Selam yumurseverler. Bugün Instagram'dan birkaç tane hikaye paylaştım ve o hikayelerde yeni evcil hayvanlarımı gösterdim. Baya bir kişi video çekmemi istemiş çünkü baya ilgi çekici görünüyorlar açıkçası. Ben de kırmayayım dedim ve şimdi o yeni hayvanlarımla, hayvan demek ne kadar doğru bilmiyorum ama et yiyorlar sonuçta, hayvan diyesim geliyor. Şimdi size onları tanıtacağım. Bu görmüş olduğunuz arkadaşların her biri birer etobur bitki. Görüyor musunuz? Netler misin kameracığım? Evet. Bunlar et yiyorlar. Daha önce çizgi filmlerde, belgesellerde falan görmüşsünüzdür ama kolay kolay canlısını gören olmamıştır diye düşünüyorum. Bu sinek kapanı olarak geçen türden. Yabancı adını bilmiyorum. Ekranın bir köşesine yazarım ama isimlerini de. Daha çok araştırma yapamadım haklarında, yani çok bir şey bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla şu ağızların içindeki tüyler var ya, o tüylere herhangi bir sinek, böcek bir şey değerse kendilerini kapatıyorlar ve onları orada sindiriyorlar. İkincisi ise şu, bunlarda böyle külah gibi bir tipi var. Yine bunların da içinde bir tane sıvı gibi bir şey var. Bu tüplerin sonunda diyeyim, tüp mü diyeyim, külah mı diyeyim, ne diyeyim bilemedim ama. Üçüncü ve benim en çok ilgimi çeken ise bunlar oldu. Çünkü bu bildiğiniz Victor Bell diye bir tane Pokemon vardı ya. Aynısı. Yine bunların da içinde bir sıvı gibi bir şey biriktiriyorlar burada. İçine sinek böcek bir şey girdiği zaman da şu kapağını kapatarak onları içeride sindiriyorlar. Daha bitkiler hakkında araştırmalarımı tam tamamlayamadım çünkü çok fazla makale var. Hepsini okumam lazım ve mümkün olduğu kadar yabancı kaynaklardan okumaya çalışıyorum. Bildiğim kadarıyla işte dandik toprakta yaşıyorlarmış. Yani besin değeri olmayan böyle düşük seviyedeki toprakları seviyorlarmış. Böyle gübreli topraktır işte vesaire koyduğunuz zaman çürüyorlarmış. Onun dışında yine besin değeri olan su veremiyorsunuz. Saf su ya da klima suyu falan veriliyormuş. Yani İçinde mineraldir, carttır, curttur olan sularla beslenmiyormuş. Ve kesin olarak bildiğim bir şey ise böcek yiyorlar. Bu durumda yapmam gereken şey tabii ki bu hayvanları aç bırakamayacağım için gidip böcek yakalamak olacak. Çünkü evin içinde böcek bulamadım. Şimdi parktan bulmaya çalışacağım. Parkta görüşürüz. Parka geldim. Yardım için yanıma da bir takipçimi çağırdım. İsmim Vatikan arkadaşlar. Arkan abinin takipçisi olarak yardıma geldim. Ne için geldiğini bilmiyor ama tek kişi yetmez. O yüzden çoğaltmaya karar verdim, klonlamaya karar verdim. Aynı takipçiden iki tane, gördünüz mü? Evet. Bot. Sizce ne yapacağız? Hiçbir Hiçbir fikrimiz yok. fikrim yok. Hakan abi işte bizi aradı, mesaj attı Instagram üzerinden. Evde misiniz diye. Biz de evet evdeyiz dedik. Öyle geldik Hiçbir buraya. fikrimiz yok. Aynen. Peki şimdi bugün kullanacağımız ilk şey bir su şişesi. Bununla ne yapabiliriz? Çamaşır falan yapalım. Şişe atmayacağız. Yere mi atacağız? Yoksa hiçbir fikrim yok vallahi. Tamam. İkinci malzememiz eldiven. Lastik eldiven. Ellerine mi geçeceğiz onları? Evet. Ne Hala yapabiliriz? bir fikriniz yok değil mi? Evet hiç. Bugün Instagram'da ne paylaştım ben? Balık, yok, çiçekler falan. çiçeklerle ilgili bir video Tamam, o çiçekler paylaşmıştım. ne yiyor? Sinek Sinek yiyordu. yiyordu. Evet, Sinek mi toplayacağız? yiyordu. Sinek böcek toplayacağız. Buyurun. Giyelim mi şimdi? Valla bir elinizi bir elime giyeceğim ben de işte. Tamam sen de giyiyorsun. Alayım mı? Sinek yiyen vardı. Bir tane vardı. Hepsi böcek yiyor. Hepsi. Hepsi. Aynen. Allah Allah. Abi merhaba. Merhaba. Ben de buraya değil mi? Evet. Kolay gelsin. Kolay gelsin. İntrolar güzel abi. Bence ona devam et. Bunu bırak. Oradan yürüsen, oradan ekmek varsa. Ya arada bir işte değişik şeyler var. Bence introların gideri var. Bunu bırak sen. Buraya bakalım. Görüşürüz. Biz operasyona hazırız. Şimdi böcek arayacağız. Sinek Aynen. yakalayamayız muhtemelen. Başlayalım. Böcek nerede olabilir? Ben az önce şurada gördüm bir tane. Böceğin kaynağını bulmamız lazım. Şunun üstünde bir tane gördüm ben az önce ama. Şimdi altına bir bakalım önce. Burada Ya olabilir. orada olacak böcekler işimize Bence yaramaz yaşamaz. ya. Yaşamaz burada. Küçük.
Bayağı var da. Klonu kaybettik. Klon yok. Nereye gitti? Orada ne arıyor? Kapağı kaybettik. Bir şey bulabildin mi? Yok ya. Sümüklü böcekler var ama çok aşağılarda. Hep söylüyor. Sümüklü olmaz ya. Aynen. Hiçbir şey bulamayan bir ben kaldım. Demek ki doğru bir kararmış yardım çağırmak. Nelerimiz var şimdi? 2 adet arı, 2 adet karınca, bir tane daha olması lazım ama yok ortalıkta. Bir tanesi kayıp, bir tanesi kendini kurtardı. Başına geleceği anladı. Olur mu bu Hakan abi? Ya olur herhalde ya. O sinek kapana bunları atabiliriz gibi geliyor. Bence de. Ünlü arkeolog dinozor kemikleri ararken bir tane daha buldum. Bu olur mu? Ne buldum? Çok küçük ya. O kadar bırakalım küçük. Ya. Kıyamıyorum o kadar küçüklere. Yarım saattir böcek arıyoruz. Biraz arı, biraz karınca falan toplayabildim. Ben hiçbir şey bulamadım. Hepsini onlar buldu. Şimdi bunları gidip evcil hayvanlarıma vereceğiz. Baya baya protein var burada. Eve geldik, şimdi bitkileri besleyeceğiz. Bakalım neler olacak. O özellikle kapanan, kapatabileceğiz mi onu merak ediyorum açıkçası. Geçelim mi? Geçelim abi. Ben bu arılardan tırsıyorum yalnız, biliyor musun? Arılardan? Evet. Şu şey. Karınca. Güle güle karınca. Lan kaçtı gitti. Kayboldu içinde ya. Şurada bir yer vardı. Hani kapanacaktı? Belki tam şu tarafa denk edebiliriz. İşte o içinde tüy gibi bir şeyler var ya, onlara denk gelmesi gerekiyormuş da. Şu daha kapalı. Bunun da içinde tüy yok ki. Karınca elimde misin? Elimde. Şuna deneyelim ya. Ben beceremeyeceğim galiba bu işi. Karınca yardım. Nerede? Şu altta. Evet, hadi. Biz başaramayacağız bu işi bence. Şimdi arı tutmayı hanginiz korkmuyor? Elindesin. Ben şey korkmam ya. Arılardan. Tamam. Doğukan. Şunu tutayım mı? Ölü olanı mı önce tutayım? Kuyruğundan tutma çok da. Ölü de olsa sokabilir. Kanadından falan tut. Kanadından. Şu şekilde. Şu büyük olan var ya. İçine mi yollayayım? At içine. Çöp tenekesi gibi. Girdi şu an. Ve hiçbir şey olmadı. Bir tane daha mı attığımız lazım? Ne yapalım? Şunları mı denesek bir de? Şu en dik olanı deneyelim. Bunun kapakları kapanması lazım. Bunu başaralım hiç yoktan. O hareket eden var ya bir tane. Evet, şu an hareket ediyor şu. Tamam. Hangisinin içine atayım? Şu büyük olanı at. Şu şekilde girmedi. Yavaş hareket et. Girse çok iyi olacak. Evet, girdi. Evet. Bekliyoruz. Bu arada bitkileri Yiğit abi hediye etti arkadaşlar bana. Hani o baykuş hediye eden abim var ya. Karınca atsak olur mu? Ya karıncalar, ben şunlar için istiyorum karıncayı. En hızlı hareket eden şuraya, normalde bu. Şunu atabilirsin. Açık olan atman lazım. Şuraya mı? Ha, dene bakalım. Evet, kapandı. Ben beceremiyormuşum demek. Afiyet olsun Cabbar. Bunun ismi Cabbar olsun. Cabbar. Bunların adı ne olsun? Bunun adı kesinlikle Victor Bell olacak da. Şuna at düşün ben. Uzun bir şey olmasa. Şuna bir yatabilir misin Doğukan? Bunun ismi de bak, Kıyar olsun. Bak karıncayı şey yapıyor ya. Şu çok hareket eden bir şey var. Şu an iki çıkıyorlar. Bence ikisini de atayım. Hangisini atayım? Küçüğe verme de. Büyüğe mi verim? Çünkü küçüğe çok büyük bir şey verirsek. Yok, şunlara versen olur ya. Şu sinek yiyenlere eğer attım. Çok büyük bir böcek verirseniz şey oluyormuş. Bozuluyormuş. Bence bunu kertenkele. Abi bunlar kapanmıyor herhalde. Herhalde. Ben en azından şu kapanır diye düşünüyordum. Diğer tarafa atayım istersen. Onu atmadık mı? Ha, onu atmadık. Şöyle attım. Evet, ne olacak? Galiba sadece karınca. Hiçbir şey olmuyor. Şu içindeki tüy gibi şeyleri görüyor musun? Evet. O tüylerden birine değmesi gerekiyor. Çıkartıp elini full sokmayı denesene de Okan diye. Az önce de işte eliyle tetiklendi ya. Elini sokarsan kesin tetiklenecek. Ha dur, değecek. Gelecek herhalde.
Hadi, hadi karınca. Karınca şu tüye dokunacaksın ya. Aklıma oraya başka bir şeyle dokunmak var şu an. Evet, attım içine de. Elinle bir dokun kapansın ya. Şu an tetiklenmesi gerekiyordu ya. Baya baya geçiniyor ya. Elim neden yapabilir mi aslında? Dene bakalım. Parmağın, İçine mi atayım? Yok, parmağınla sadece şu tüyün tekine dokun. Tüyün kırmızı var ya. Dokun, hemen çekelim. Hah. Tamam. Zorla beslettik. Ve bence hepsine yeterli proteini vermiş olduk. Herhalde bunun tekinden bile olsa hepsine gider diye düşünüyorum. Evet, şu yaşıyor bir tane içinde hala. Karınca mı var hala şimdi? İçinde koymuştuk ya. Evet. İçinde hala. Hareketini görebilirsin buradan. Gölgesi var sadece. Dur bakayım, kamerayla yakalayabilecek miyim? Şu an gözüküyor mu gözükmüyor mu bilmiyorum ama şu netlediğimin içinde şu an bir karınca var arkadaşlar. Ne kadar sürüyor ki onu yemesi? Bitkileri besledik. Yani beslemeye çalıştık daha doğrusu. Evet. Sadece birinde başarılı olduk ama yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim. Doğukan, Batıkan. Bir şey değil Hakan abi, bizi çağırdı. Ben videonun başında ikiz olduklarını söyledim mi yoksa sadece evet, klonlayıp klonladım deyip geçtim mi? Klonlayıp diye geçmiştin Hakan. Galiba öyle yaptım değil mi? Evet. Ama fark etmişlerdi. Bence de fark etmişlerdir diye düşünüyorum ama. Teşekkür ederim tekrardan size. Size garip bir hediye vermeye karar verdim. Bunu görmüş müydünüz? YouTube plaketi ama görmedim tam. Abi bunu da Instagram'da paylaşmıştım. Demek ki o zaman takip etmiyordunuz. Takip ediyorduk da ama bunu hiç görmedim. Dikkat etmedim. Tamam. Yardımlarınız için size üstün böcek ödülü veriyorum. Çok mutlu oldum. Onun üstüne gazeteleri temizlersiniz artık. Hayatım boyunca saklayacağım bunu. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak isterseniz bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.